Evet sayın seyirciler, ikinci bölümde karşınızdayız zamanın ruhu ile. Hemen konuklarımı yeniden hatırlatayım. Belki ekranlarını yeni açmış olan seyircilerimiz vardır. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller, hukukçu Feyza Altun ve emekli amiral, aynı zamanda CHP'li, öyle de söyleyelim, Türker Ertürk. Efendim hemen konularımıza girelim. Şimdi bütün bu konuştuklarımız, birinci bölümdeki konuştuklarımızın püf noktası geliyor Sayın İlker Başbuğ'un yeni açtığı bir konuya. Yani nedir? Siyasi ayak meselesi. Şu 15 Temmuz hadisesinden beri, darbeden beri, darbe girişiminden beri bir tek şeyi önemli bir şekilde konuşuluyor ve AKP, sonra da MHP bloku istikrarlı bir şekilde bu konuyla ilgili önergeleri reddediyor. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın. Zaman zaman hatta şöyle bile yapmaya başladı AKP cenahı. Ya aslında siyasi ayağı CHP'dir falan diyenler çıktı. Tabii hakikaten hani komik değil ama ancak gülünebilir. Şimdi böyle bir şey. Peki bu siyasi ayak meselesi tartışmasında niçin İlker Başbuğ'un yaptığı konuşma bir anda ortalığı karıştırdı? Ortalığı nasıl karıştırdığını isterseniz Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan görelim. Evet, şimdi hemen şunu da söyleyelim. Yeni Çağ Gazetesi'nin haberini gösterelim. 6 tane vekil bu çağrıya uymuş AKP'li. Hemen suç duyurusunda bulunmuşlar. Onu da arkadaşlarımız versinler. Ve arkasından, evet peki. Suç duyurusunda bulundu. Peki bu boru hadisesi nedir? Onu da hatırlatalım da sonra meseleye bir daha bakalım. Efendim, Fethullahçılar şimdi biliyoruz ki bazı yerlere önceden kimi alet, edevat, silah, şunu bunu yerleştirdiler. Sonra da gidip elleriyle koymuş gibi onları buldular. En azından şimdi kumpas davaları hakkında açılmış olan davalarda böyle söyleniyor. Bunlardan bir tanesi de, bu silahlardan bazıları da lav silahı dediğimiz, İşte önemli bir silah, roket atar gibi bir şey. Onu Türker Paşa çok daha iyi anlatır. Şimdi bu bulunanlarla ilgili o zaman İlker Başbuğ çıkmış ve bir konuşma yapmıştı. Yani bu lav silahı nedir, bulunan nedir, bulunmuş olan nedir? Bir kere demişti ki bunlar TSK envanterinde yok, bizim silahlar değil bunlar demişti. Bizde kayıp silah da yok bu konuda demişti. Bunlar aynı zamanda boş, yani kullanılmış olan şeyler, atılmış da olabilir vesaire. Bunları söyledikten sonra bakın açıklama, şu meşhur boru göstermekle olmuyor meselesi. O izleyelim, onu da bir dinleyelim. Evet Türker Paşam, şimdi boru meselesi şu, ya bu İşte diyor, kullanılmış diyor. Bu ancak çöpe atılır ya da eğitimde kullanılır. Bir daha kullanılamaz bu diyor. Bu lav silahı denilen silah. Şimdi Erdoğan da diyor ki boru göstermekle olmuyor. İşin garip tarafı galiba Sayın Başbuğ'un bu konuşmasında ya bu borudur işte. Ne abartıyorsunuz dediği söylene geldi. Hatta o kadar ki Sayın Başbuğ bile kendisinin boru demiş olduğunu hatırlıyormuş, anladığım kadarıyla son röportajlarından birinde. Ortada adam boru falan dediği yok. Dediği bu lav silahı bizim envanterde yok. Bunların hangi, nereden geldiğini şimdiki sistemimizde takip etme imkanımız yok. Ayrıca bu bir silah değil, mühimmat. Yani bir kere kullanıldıktan sonra artık bir işe yaramayacak, cephane gibi bir şey diyor. Bu niye önemliydi? Şimdi tabii hemen yine büyük resme bakmak lazım. Ergenekon balyo serisi, bu neydi kumpaslar? Türk Silahlı Kuvvetleri destabilize edebilmek için
Hatta bunu zaten biliyorsunuz en yetkili ağızlar CIA'in de söylüyor. Yani bizle beraber yürüyen AKP iktidarın önünü açabilmek için yapıldı. Size şöyle söyleyeyim. Ergenekon balyoz olmasaydı biz bugün İdlib sorununu konuşmayacaktık, biliyor musunuz? Biz Mart 2011'de başlayan Suriye'deki vekalet savaşının ateşine odun taşımayacaktık 9 yıldır bir anlamda. 4 milyon sığınmacı ülkemizde bulmayacaktık. Daha bir sürü şey olmayacaktı. Şimdi ben tabii bu işin içindeydim. Yani ben Deniz Harp Okulu komutanıydım. Hatta saldırıların merkezinde ben vardım. Ve benim okulum vardı. Size şöyle söyleyeyim. Yani bu cemaat öyle ahlaksız, öyle hain bir örgüt ki ne yapıyorlar? Bu tür düzmece belgeler yapıyorlar. Ne bileyim, gidiyorlar bu tür şeyleri gömüyorlar. Yani sizi suçlu durumuna düşebilmek için ve yargıdaki adamlarına, savcılarına pas verebilmek için. Size şöyle söyleyeyim. Yine benim mezun ettiğim teğmenler evlerine giriyorlar. Evlerine ne bileyim patlayıcı madde yerleştiriyorlar. Ondan sonra pis naylonla torbalara sarılmış mermiler yerleştiriyorlar ki zaten bir subayın silah taşıma hakkı var, mermi bulundurma hakkı var. Niçin ki alsın bir pis naylon torbanın içine 20 tane 9 milimetre cephaneyi alıp buzdolabının arkasına koysun ki? Çekmecesine koyar. Bakın bu ahlaksız yapı yaptı bunları. Ve uyuşturucu. Şimdi bu kadar uyuşturucu olanın hepsinin kan muayenesi yapılıyor. Hiç uyuşturucu kullanılmadığı gözüküyor. Bakınız bunlar dijital terör ve bu tür kespiç yapıştır. Ondan sonra evine, orasına, burasına göm. Hatta zamanında yazmıştım ben. Şöyle demiştim. Bu 2010 model bir arabayla 2007'de kaza yapmaya benzer. Size şöyle söyleyeyim, tabii ben bunun tarafı olduğum için istifa ettikten sonra bu mücadeleye devam ettim. Hatta mahkemelere gittim. Zaten mahkemelerde o kadar açık belli oluyordu ki bunun düzmece olduğunu. Peki iktidar bunu görmüyor muydu? He? Bakınız iktidar ve FETÖ bunları beraberce yapıyorlardı bu kumpaslara. Şimdi eğer bugün hani iktidarın en yetkili ağzı dedi ki yanıldım, aldatıldım diyelim. Hadi inanalım. Peki siz hala buna boru diyorsanız o zaman bir şekilde bunu sürdürüyorsunuz demektir. Şimdi niçin İlker Başbuğ'un bu sözleri çok ses getirdi? Bence şöyle, gerçeğin ta kendisi olduğu için ses getirdi. Şimdi kale alınmayacak komik bir şey söylemiş olsaydı kimse bunu dikkate alır mıydı? Elbette ki. Gerçekten evet. Dikkate almazdı. Peki ne yapılması lazım? Bunun siyasi ayağı ortaya çıkarılması lazım. Peki darbeden sonra bu olaylar soruşturuldu mu? Hayır, soruşturulmadı. Geçiştirildi ve üstü örtüldü. İşte biliyorsunuz darbeden sonra bir darbe komisyonu yaptılar meclisin. Hatta başına da benim için şaibeli bir insanı. Niye şaibeli diyorum? Ergenekon balyoz operasyonları sırasında ne bileyim FETÖ'ye bir anlamda cemaate televizyon dolaşıp yardım eden insanlardan birisini başına getirdiler. Ve bir darbe için en önemli görevleri işgal eden insanları sorgulamadılar. Şimdi örneğin Cumhurbaşkanı mesela bu heyetin karşısına gelip hesap vermeliydi. Peki demokrasilerde en tepe yöneticisi Cumhurbaşkanı, Başbakan hesap verir mi? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz bir görevden alma süreci başlatıldı. Kime karşı? Trump'a karşı. Trump işte senatoda hesap verdi. Şimdilik oradaki çoğunluğu vasıtasıyla sınıfı geçti ama daha neler olacak onu zaman içinde göreceğiz. Yani ben şunu söylemek için çalışıyorum. Hatta daha önce Clinton da hesap verdi. Yani demokrasilerde en tepe yöneticisi bile olsanız mutlaka hesap vermek zorundasınız. Şimdi beni İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencileri çok davet ederler her sene konferans vermek için. Özellikle Atatürkçü Düşünce Topluluğu.
çoğu da artık mezun oldu, avukat oldular da zaten. Şöyle söyleyeyim, yani o deneyimsiz avukatları, hatta hukuk fakültesinin son sınıfından da yanıma birkaç kişi alın, verin. Ben bu olayı sorgulasam size siyasi kanadı çıkarırdım. Darbenin arkasında kimler olduğunu söylerdim. Peki ben bunu bu az imkanlarla yapabilme imkanım olduğunu söylüyorum. Peki bu yapılamaz mı? Evet, yapılabilirdi. İktidar bunun üzerini örttü. Çünkü biliyordu ki siyasi ayağının %95'i kendi içinde bu işe bir başlar. Hatta size şöyle söyleyeyim. Darbeden sonra ilk başladığında ben hatırlıyorum. Tekrar notlarıma baksam isimleri de verebilirim. Bazı savcılar istenmeyen yerlere doğru gidince onları görevden aldılar. Yerlerine yeni savcılar verdiler. Yani bu kadar açık ki bu iş. Şimdi İlker Başbuğ bu sözü söyleyince kıyameti koparıyorlar. Bir anlamda sağa sola direktif veriyorlar. Bu doğru değil. Bakın işte 14-15 yaşındaki insanların veya odacıların, çaycıların darbeden hüküm giydiğini görüyoruz. Ama eğer Türk halkının huzuruna bu darbenin elebaşılarını çıkarmazsak, bu darbenin siyasi temsilcilerini çıkarmazsak, bugün devletin gücünü elinize tuttuğunuz için bizi sindirebilirsiniz, susturabilirsiniz. Ama bu bir birikim yapar. Bunun bir şekilde bence hesabı verilmeli. Şu andaki koparılan gürültü de sanırım bu. Ama çok önemli şeyin altını çıkmak istiyorum. Bunların yapılmasının hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yok etmek ve arkasından işte Türkiye Cumhuriyeti'nin denge ve kontrol mekanizmalarını patlatmak. Bakın bugün Türkiye bir anlamda tek adam yönetimi. Yani Türkiye liderliğini dengeleyebilecek, Türkiye liderliğini kontrol edebilecek artık Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir mekanizması kalmamış durumda. Bu nedenle görüyorsunuz her konu bir felaket. İşte tabii afetlerdeki can kaybı, şehitlerimizin artan miktarı. Hatta referandum için hatırlıyorum ben dolaşırken öyle diyordum. İktidarda farklı söylüyordu. Diyordu ki eğer bu referanduma evet derseniz, yani anayasa değişikliğine, artık şehitler daha gelmeyecek diye kampanya yapıyordu. Ben de diyordum ki evet demek kan, kin, gözyaşıdır. Daha fazla şehit demektir diyorum. Ama dedim bugün görüyoruz ki bizi keşke haklı çıkmasaydık ama haklı çıktı. Türkiye gerçekten felakete evriliyor. Biraz sonra İdlib konusunu da konuşacağız. Libya konusu da öyle. Doğu Akdeniz konusu da öyle. Bugün iyiye giden, iflas eden ekonomimiz de dahil iyiye giden hiçbir şeyimiz yok. Bunların sorumlusu iktidardır. Ama iktidarı bu noktaya taşıyan operasyonların başlangıcı da Ergenekon, Balyoz ve serisi. Peki bir şey sormak istiyorum tam bu noktada. Şimdi bir siyasi ayak ortaya çıkarılamazsa darbenin gerisindeki asıl unsurlar ve hele de önemli bazı isimler de işte burada olduğu gibi damattı, kayınpederdi veya zengindi diye korunur ise acaba AKP'nin başındakiler, devletin de başındakiler hiç düşünmüyor mu? Bu darbe tekerrür eden bir şeydir de. Yani dünyada bir darbe olduğu zaman bir ülkede pekala yenisi olabilir. Eğer siz bunları yakalayıp cezalandırmazsanız sırf şu sırada sizin tarafınıza geçmişler gibi görünüyorlar diye yarın bir gün tekrar aynı şeye maruz kalınamaz mı bu ülkede? Umarım kalınmaz ama biz zamanında burada hakikaten darbe yapılacak, yapılabilir. Bakın buna karşı tedbir alın diye programlarda konuklar söylediği zaman efendim, veya sizler yazdığınız zaman kulak arkası ediliyordu. Şimdi bu tehlike tümden geçti mi ki? Hayır, bu tehlike geçmedi. Bu tehlikenin bence farkındalar. Bu iktidarın hesap verebilir durumu yok. O zaman hesap verebilir durumunuz olmazsa empati yapalım, duygudaşlık yapalım. Mesela bu iktidarın yerinde ben olsaydım ve bu iktidarın tasarruflarını, hesap veremeyecek durumda olan tasarruflarını etik olarak, hukuken, anayasal olarak
Ben de iktidarı vermezdim Cüneyt Bey, biliyor musunuz? Hayır, iktidarı vermek istemezler, onu anlıyorum ama yani darbecileri soruşturmazsanız bir hakkın... Nasıl soruştursunlar ki? Hı. Yani ipin ucu bana gelecek, niye soruşturayım ki? Diyorsunuz. Evet, öyle diyorum. Evet. Peki, şimdi Mehmet Ali Güller, demin Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmada ilginç bir şey vardı. Askeri vesayet ve bu Jacoben yöntemler falan dedi. Şimdi biz bu lafları bir yerden tanıyoruz. Bunlar sivil toplumcu bir ara denilen, liberal Türkiye'de işte garip bir liberalizm var. Var mı onun adına liberalizm denir mi bilmem ama Uğur Mumcu bir zamanlar liboş derdi o ekip için. Efendim, onun dışında bu Jacoben diye kastedilen Kemalist devrim Türkiye'de. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar Jacobenlerin tarihini bilir onu bilemem. Ama hala onun metinlerini aynı kafada insanlar yazıyor galiba. Yani çünkü bu kafa Fethullahçılarla beraber çalışıyordu. Evet. Yani o isimlerin büyük bir bölümü Fethullahçı gazetelerdeydiler. Ve Fethullahçılar bu vesayet kavramını ortaya attıydı. Yani Türkiye'de üç büyük siyasi akımın ortak hedefidir Kemalist devrim, Jacobenler ya da askeri vesayet diye formüle ettikleri. Kimdir bunlar? Aslında bu bizi az önce Türker Bey'in de özetlediği o Ergenekon balyoz kumpaslarına kadar götürüyor. Üç siyasi odak. Bir, siyasal İslamcılar. İki, etnik Kürtçüler. Üç, liberaller. Bu üçünün ortak düşmanıydı Kemalist devrim. Bugün yeniden Erdoğan'ın bu kavramları kullanıyor olması yeni bir geriye dönüşün işareti olarak da kuşkusuz koalisyon okunabilir. Koalisyon arayışı bu. Koalisyon arayışı olarak okunabilir. Şimdi belki de bu şimdi bakın, programın en önemli tespitlerinden bir tanesi. Şimdi, biraz sonra İdlib konusunda bir başka tespit belki de gelecek. Şunu söyleyelim. Şimdi bakın, başından beri Erdoğan'ın ya biz kandırıldık demesi gerçek değildi. Aslında Erdoğan biz kandırıldık derken bile bizi kandırıyordu. Kandırılma yok. Niye yok? Erdoğan'ın kurduğu AKP'deki en eski şu anda yanında olan isim kim? Binali Yıldırım. Şimdi Binali Yıldırım bu konuda her yıl söyledikleri bizim için ipucu. Bakın ben burada lazım olacak diye çıkardım arada. Ekim 2016. Ne diyor Binali Yıldırım ki darbeden sonra? Ergenekon ve balyoz sapına kadar gerçekti. FETÖ'cüler sulandırdı diyor. Bir yıl sonra 2017'de darbeciler, balyozcular, ergenekoncular sırasını savdı. Bu sefer FETÖ'cülere görevi devretti diyor. Hala suçluyor. Şubat 2018, bir yıl sonra. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça hizmet ettik. Önce balyozcuları, ergenekoncuları onları defettik. Ve son, işte geçen hafta. Balyoz, ergenekon yok muydu? Elbette vardı. Ancak FETÖ bu girişimleri abarttı, sulandırdı. Şimdi bunu diyen Binali Yıldırım, AKP'nin en önemli isimlerinden biri. Her dönemde hiç vazgeçemedi. Vazgeçemedi ve Tayyip Erdoğan'ın kurucular içinde yanında kalan o şey, yani sağlam ekip içerisindeki tek isim. İşte onun söyledikleri aslında bizim açımızdan bir bakıma Erdoğan'ın da bakışını yansıtıyor. Bu şu demek, aslında Erdoğan kandırıldık derken bizi kandırıyor ve demokrasinin kılıcı gibi ergenekoncu, balyozcu suçlamasıyla suçladıkları kesimleri biraz da bu davaları biz yeniden hortlatabiliriz ya da bir süre bunlar biliyorsunuz bu dava sonuçlanmadı, demokrasinin kılıcı gibi kullanıldı. Şimdi bu tespiti de yerine koyalım. Gelelim şuna. Şimdi başbuğ neden hedef oldu? Ne diyor başbuğ? 25-26 Haziran 2009'un gece yarısı Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir yasa geçiyor. Böylece askeri şahısların askeri müdahale işlediği suçlar da dahil özel yetkili mahkemelerde yalgalanmanın önü açılıyor. Bir kere anayasaya aykırı. Bu yasa teklifini kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın. Şimdi ne var bu sözde? Bir şey var mı? FETÖ araştırılsın diyor, ne güzel işte. Hükümeti de yazdı. Suçludur demiyor. Fakat işin şeyi şu. Tarih 25-26 Haziran 2019. Siz 17-25 Aralık 2013'ten sonraki herhangi bir konuyla ilgili istediğiniz suçlamayı yapmayı serbestsiniz. Ama 2013'ten öncesine giderseniz AKP'nin de ayağına basmış oluyorsunuz. Problem bu. Bakın buradan şuna gelelim. Bir, şu tespiti yapalım. Birinci bölümde Türker Bey de yapmıştı. Ben de altını çizmek üzere bir daha yapmış olayım.
FETÖ'nün iktidara sızması ile muhalefet sızması arasında nitelik ve nicelik farkı var. Mehmet Ali Bey, ben ona sızma demiyorum. Ben geleceğim, geleceğim. Ben sizi şimdi tamamlayacağım. CHP sızma olabilir. Geleceğim. Bir, muhalefete sızmasıyla iktidara sızması nitelik ve nicelik farklıdır. İki, kaldı ki AKP'ye FETÖ sızmamıştır. Yapılan milletvekili pazarlıklarıyla da ortaya çıkmıştır ki AKP'ye yerleşmiştir. Üç, FETÖ muhalefete kontrol için girer. Bunun için sızar. Fakat iktidara devleti birlikte yönetmek için yerleşir. İşbirliği işte. Dört, nitekim AKP ve FETÖ devleti paylaşmış, birlikte yönetmiş. Fakat FETÖ devletten esas sahibi olmak üzere Erdoğan'ı da artık tasfiye etme noktasına gelince işin çapı değişmiş. Bu kez Erdoğan devletin çeşitli kurumlarını da arkasına alarak önce dershanelerle başlayan bir tartışmanın neticesinde FETÖ'ye karşı savaş açmıştır. Şurası çok önemli. Yani FETÖ tasfiye operasyonu yapmasa işbirliği devam edecekti değil mi? Devam edecekti tabii ki. Kesinlikle şey devam edecekti. Şimdi gelelim şuna. Bakın 2009 dediğinde Başbuğ neden bundan çok rahatsız oldu iktidar? Bu bize siyasi ayak tartışmasını berraklaştırıyor. Şimdi siyasi ayak nasıl olur? Yani bu FETÖ nasıl oldu da bütün bu Türkiye'ye kötülükleri yapabildi? Yargıda, devletin değişik kurumlarında ve en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde nasıl yapabildi bunları? Birkaçını hatırlayalım. Bakın 2004 AKP iktidar. 2004'te ceza muhakemeleri usulü kanununu değiştirdiler. 2006'da terörle mücadele kanununu değiştirdiler. O terörle mücadele kanunu değişince ne oldu biliyor musunuz? Fethullah Gülen yırttı. Bundan ilk yararlanan Fethullah Gülen yırttı. 28 Şubat sürecinde Nuh Mete Yüksel'in açtığı Fethullah Gülen'e dava bu kanun değişikliğiyle düştü ve 2006'da Fethullah Gülen beraat etti. 2008'de de yanlış hatırlamıyorsam 2008'de Yargıtay onadı. Gelelim bir yıl sonrasına. 2009'da işte Başbuğ'un işaret ettiği o gece yarısı aslında komisyondan kanun geldiğinde içinde olmayan ama Bekir Bozdağ ve 5 arkadaşının imzasıyla gece yarısı milletvekillerinin de çok itiraz edemeyecekleri şartlarda araya sokuşturdukları ve geçen yasa var. Böylece Ergenekon operasyonlarında asker, sivil vesaire hepsini karıştırıp yargılayabilecekleri durum yarattılar. İşte demin onu anlatmaya çalıştım. Bu iki savcı bunun öncesinde Genelkurmay'a geliyor. Adli müşavirle görüşüyor. Genelkurmay başkanıyla görüşmek istiyorlar. Yani bunun altyapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Bakıyorlar ki askeri geçemiyoruz. O zaman dönüyorlar yasa yapıyorlar. Meclise dönüyorlar, yasa yaparak geçeriz diyorlar. Bir şey de eklemek istiyorum. Ve en önemlisi, ben bir bitireyim, bir tamamlayayım. Ve en önemlisi 2010'da biliyorsunuz anayasa referandumu herhangi bir şey değildi. Bunu sonradan o darbe sıcaklığı içerisinde Erdoğan'ın kendisi de itiraf etti. Ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu biz dedi. Maalesef dedi, o referandumda gördük ki dedi, bunlar meğerse dedi, idari ve adli yargıyı tümden ele geçirmişler dedi. O zaman uyarmadık mı? Yani hakimler, savcılar, yüksek kurulunun yapısıyla oynamayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın vesaire diye. Ama o referandum o kadar kıymetliydi ki, bugün Amerika'dan istedikleri Fethullah Gülen burada müritlerine mezarlarınızdan bile çıkın, oy kullanın diyorlardı AKP'ye destek için. Bakın bunlar yasayı... Yani yasa dediğiniz yer, yasama organı meclis. Mecliste en büyük parti AKP ve AKP bu yasaları hizmet hareketine hizmet ederek çıkarmış oluyor. Fakat bir önemlisi de Türk Silahlı Kuvvetleri için AKP'nin FETÖ'ye ne yaptığı. Bakın hatırlayalım. 1983 ile 2003 arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordudan yüksek askeri şuralarda tasfiye ettiği, attığı FETÖ'cü sayısı kaç? 400. Peki 2004'ten sonra bir tane var mı? Yok. Yok. Niye yok? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri 2003'e kadar tespit edebilme yeteneğine sahip de 2004'ten sonra birden bu yeteneğini mi kaybetmiş? Hayır. 2004'ten sonra hatırlayın şerh koymaya başladılar Yüksek Askeri Şura'da ve mücadele edilemez hale getirdiler. Sonra da zaten işin iyice sulandırıldı, başka yerlere gitti. Bakın birkaçını hatırlayalım neler yapıldı. Genellikle rütbe bekleme süresini 4 yıldan 3 yıla düşürdüler. Şimdi bu bakınca hani yani çok önemsiz bir ayrıntı gibi gözükebilir. Fakat önemi şu. Böylece FETÖ kendisine karşı gördüğü generalleri hızla ordu dışına atma yeteneği kazanmış oldu. İki, şunu yaptı. Hizmet süresini birden 28 yıla düşürdü. Hatırlayın erken emeklilik gibi bir durum olmuştu.
Şimdi buna baktığınızda arkadaki çok önemli bir şey değilmiş gibi. Için. Fakat bu şu demekti. 1988'den önceki komutanların, 88 mezunu olan subayların hızla tasfiyesine yol açmış oldu. Çünkü 88'den sonra esas olarak FETÖ 12 Eylül'ün o kendisine açtığı yolla bu okullara sızmaya başlamıştı. Ve 88'den sonraki mezunları orduda daha üst yerlere getirebilmek için 28 yıl emekliliği düşürme süresini getirdiler. Şimdi bütün bunları kim yaptı? Bütün bunları meclise AKP yaptı. AKP FETÖ'ye bu olanakları yaratmış oldu. Zaten aslında fiilen bunu Erdoğan da itiraf etmişti. Yani ne istediler de vermedik demişti. Hakikaten evet. Ne istediler de vermedi. En son kendi koltuğunu da istediler. O koltuğu sorun olduğu için mesele çıkmış oldu. Yani şimdi, o koltuğu da verse problem olmayacaktı. Evet. Şunu teyit için bir girdi yapmak istiyorum. 1994 yılı ben gemi komutanıyım. Hı hı. Geminden 6 tane astsubayı atıyorum. Mevzu bu. Hı. İrtica ve işte Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki bir yapı filan. Hatta size şöyle söyleyeyim. Daha soruşturma yapılıyor. Hı hı. Soruşturma sırasında astsubaylarından birisi diyor ki bir gün bize emir gelecekti. Bu gemiler buradan kalkmayacaktı. Bakın çok önemli. Hmm. O emir biliyorsunuz darbe sırasında geldi. Şimdi bakın adam daha 94'te bunu söylüyor soruşturma sırasında. Bunları kimler kolladı? Bu iktidar. Daha bitmedi. Hiç unutmuyorum darbeden sonra galiba 2017 hata yapabilirim bakmam lazım. Bakıyorum şeylere ondan sonra KYK'larla atılanlara. Onlar da. Benim 1994'te attığım bir isim. İadeyi, itibar yapılmış. Darbeden sonra şimdi bunlar atıyor. Ya kardeşim sen benim 22 yılı, 23 yıl önce geldiğim yeri şimdi mi geliyorsun? Geldiği de şüpheli şimdi. Bakın, şöyle söyleyeyim. 2002'den önce sızma vardı kurumlara. Ama AKP iktidarıyla birlikte sızma yok. Yerleşme var. Yardım, yataklık, yerleştirme, yasaları hazırlama, atama. Onun için bu iktidarın bu konuda söyleyecek gerçekten lafı yok. Siyasi kadronun kimin içinde olduğu bellidir. Bu çok net. Şimdi efendim bu mesele niye önemli? Bir altını çizmek lazım. Belki de Mehmet Ali Güller'in bir tweet'i var. Bugün mü atmıştın acaba? Hangisi? Yoksa dün mü? İşte burada. Şimdi bunu okuyalım. Hakikaten önemli. AKP-FETÖ ortaklığının 2012'de İlker Başbuğ'u tutuklaması kumpasların geri çepmesinde milattı. Tarih şunu da yazacak, AKP'nin 2020'de Başbuğ'a yeniden dava açması da iktidarının sonlanmasına giden yolda milat oldu. Niye böyle düşünüyorsun? Evet, şundan düşünüyorum, ben bunu İlker Başbuğ'a da söyledim yüzüne. Ya tutuklandığınız gün çok sevindim ben dedim. Gerekçen de şuydu, Genelkurmay Başkanı sıfatını taşıyan, birinin artık son radde operasyona maruz kalıyor olması... Teröristlikten hem de. Evet, yani kamuoyundaki o Ergenekon, Balyoz siyasal iklimini değiştirecekti. Ve nitekim öyle oldu. Bir anda iklim değişmeye başladı. Hani koskoca Genelkurmay Başkanı da mı terörist diyen ve o medyanın ağır bombardımanıyla... insanları böyle bir terör örgütünün olduğuna ikna etmeye çalışan o algı operasyonu Başbuğ'un tutuklanmasıyla birlikte değişmeye başladı ve 2012 o tutuklanmadan sonra aslında Ergenekon kumpasları böyle milattı ve geri dönmeye başladı, ters tepmeye başladı. Ben şimdi aynı şekilde bu Başbuğ'a yeniden milletvekillerinin dava açmasını söyleyen Erdoğan'ın açıklamasından ve nihayetinde o davaların açılmaya başlamasının da bir milat olacağını düşünüyorum. Bu siyasi ayak meselesini çünkü bir kere berraklaştırmış oldu. Şimdi siyasi ayak var mıydı yok muydu, varsa kimdi tartışması ortaya çıkmış oldu. Kim Başbuğ'a dava açıyorsa biraz dönüp kendine bakacak. Yani FETÖ'nün istediği, FETÖ'nün en seveceği şeyi kim yapıyorsa kendisi biraz sıkıntılı hale düşmüş olacak. Şimdi 2012'de FETÖ Başbuğ tutuklarken siz aynı Başbuğ'a 2020'de aynı operasyonu yaparsanız burada FETÖ'nün istediği bir şey yapmış olmaz mısınız? Doğaldır ki yapmış olursunuz. Dolayısıyla bu siyasi ayak meselesi de berraklaşmış olacak.
Bir de şu tabii, bu aynı zamanda şu demek. Yani Başbuğ'un tutuklanmaya kalkması, deyim yerindeyse Ergenekon'un, Ergenekon 2.0, yani o bilgisayar deyimiyle ikinci sürümü, ikinci güncellenmesi anlamına da gelir. Niye? Bakın, demin anlattık işte Binali Yıldırım'ın açıklamaları. Demokrasinin kılıcı gibi salladılar. Bu vardı, sulandırıldı. Ergenekon, Balyoz, bunlar hala inandıkları ve arkasında durdukları kumpaslar. Şimdi arkasında durdukları kumpasları, siyasal iklim değişirse, iktidarları yeniden sallanmaya başlarsa, Türkiye'nin dış politikasıyla iç politikasını uyumlu hale getirmeye çalışacakları genel bir yeni durum değişikliği olursa bu yine olabilir. Dolayısıyla burada FETÖ'nün sevineceği bu işi AKP yeniden yaparken, tıpkı 10 yıl önce yine FETÖ'yü sevindirmek adına yaptıkları bu işi bir daha yapmaya kalktıklarında aynı durum olacak. O gün AKP FETÖ kumpasları geri tepmişti. Bugün de iktidarlarının sonlarının geleceği bir takvime dönüşür. Durması daha da zor tabii şimdi. Kuşkusuz şimdi daha da zor. Şimdi efendim bakın, Türkiye'de işler öyle trajikomik bir hale geldi ki, öyle bir absürt yani hale geldi ki, yani saçma kelimesi de ifade etmez. Absürt ancak belki bunu kullanır. Biraz yabancı dille olmasına rağmen. Hüseyin Gülerce diye bir kişi, bu bütün gazeteciler bilir ki Fethullah Gülen cemaatinin gayri resmi sözcüsüydü Zaman Gazetesi'nde. Yani Fethullah Gülen cemaati ne diyor diye birisi görüş almak istese ona başvururdu. Diğerleri doğrudan demeç vermezdi. Herhalde bir hiyerarşi var. Yani cemaat sözcüsü gibi, gayri resmi cemaat sözcüsü gibi Hüseyin Gülerce'yi arardı herkes. O da onlara demeç verirdi. Onun yazdıkları cemaatin fikri olarak algılanırdı. Yani bir numaralı sözcü olarak algılanırdı. Evet. Şimdi bu vatandaş İlker Başbuğ'u eleştirmiş. Bakın neyle? Okuyorum efendim. İlker Başbuğ, yani köşe yazısı yazmış. Köşe yazısında şunu diyor. İlker Başbuğ diyor ki demiş Hüseyin Gülerce, Fethullah sözcüsü bir zamanların. Görevde bulunduğum 2 yıl, 2008-2010, FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kurulan komplolara karşı mücadeleyle geçti. Evet, İlker Başbuğ böyle diyor. Şimdi Hüseyin Gülerce devam ediyor. FETÖ ile mücadele ettiniz öyle mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kurmay subaylarının %72'sinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. TSK'nın en kritik noktalarını adli müşavirlikten emir subaylığına, personel başkanlığına, atama dairelerine kadar FETÖ'cüler ele geçirmiş. FETÖ'nün gemi azıya aldığı sizin görev yıllarınızda, sizin emrinizdeki komutanlardan değil, mahrem imamlardan emir ve talimat almışlar. Gözünüzün önünde darbe tezgahlamışlar. Siz de genelkurmay başkanlığı yaptınız öyle mi? Sahi sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu, Feyza Altun bunu lütfen siz bir affedersin. Yani ben bir şey söyleyeyim. Buradan Erdoğan da ders çıkarsın. Bakın çünkü bu Hüseyin Gülerce gibi tipler öyle tiplerdir ki kayık değiştirdikleri zaman her şeyi söylerler tersinden. Yarın bir gün de Erdoğan iktidardan seçimle kaybettiğinde siz öyle Erdoğan savunucusu, avukatı görürsünüz ki belki burada da konuk edersiniz. Öyle bir Erdoğan eleştirirler ki bizi de geçer. Siz bile şaşırırsınız ya, bu kadar da olmaz dersiniz. O nedenle ders olmalı bu tipler. Affedersiniz, buyurun. Ne dersiniz? Şimdi bu biraz aslında bu Cenan fikrini gösteriyor. Ben kendi özelimde bir şey söylemek istiyorum. Bana bunu söylemişlerdi. Dediler ki bugün suçlandığın şeyle ilgili hukukken bir şey yapmazsan yarın gelecek sana diyecekler ki peki ne yaptın? Bir daha söyler misin? Diyor ki şimdi beni suçlandığın şeyle ilgili hukuken bir şey yapmazsa dönüp diyecekler ki ne yaptın, niye yapmadın. Bu cenahın fikri olan bir şey. Ama Sayın İlker Başbuğ'un burada o gece yarısı 1:05 kala verilen önergede bugün bu şeye de benziyor. Ömer Çelik döndü dedi ya, o zaman niye hiçbiriniz karşı çıkmadınız diyor mesela. Şimdi şöyle bir şey var. Önergeyle ilgili önergeyi veren kişiler konuşabilir ki onlardan da bir tanesi. En az 5 vekille önerge verilir. Onlardan bir tanesi konuşabilir. Bu önergeyi CHP ya da başka bir parti vermediği için onlar kalkıp da bu önergeyle ilgili konuşamazlar. Yani bu hep yani yasal olarak mümkün değil. Öyle. Yani genel kurulun, meclisin genel kurulun aynen uygulanan şey madde ihtisasında çıkıp
Orada başkan sorar, der ki bu maddeyle ilgili konuşmak isteyen var mı? Vekiller çıkar, konuşurlar. Ama önerge verildiğinde biz 5 kişi bir önerge veriyorsak mecliste, oradan bir kişi önergeyle ilgili konuşabilir. Sizin verdiğiniz önergeyle ilgili muhalefet grubu konuşmaz, konuşamaz ki Sayın Ömer Çelik de bunu çok iyi biliyor. Ama bunu sanıyorum kamuoyunda algı oluşturmak için diyor ki niye şey yapmadınız, konuşmadınız. Kaldı ki burada CHP çok net bir şey söyledi. Biz o el kaldırmadık. Burada yazılmıyor. Bu kadar CHP'li vekil evet dedi, onlar hayır dedi değil. Kabul edenler, etmeyenler kabul edildi diye ve geçiyor. Bu el kaldırma usulüyle yapılıyor. Hı hı. Şimdi bugün buradan kumpasa uğramış, cezaevine sokulmuş bir insana dönüp sen de ne yaptın değil mi? Yani sizin söylediğiniz gibi hani Binali Yıldırım diyor sulandırdılar. Şu an yapılan şey sulandırmaktır, hedefi çarptırmaktır. Bize sürekli olarak başka bir şey konuşturuyorlar. Bunu bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Yani biz asıl meseleyi konuşmak yerine hep onların gösterdiği yönü konuşarak hem vakit kaybettiriyorlar bize, hem de asıl konuşmamız gereken şeyi saptırdıklarını düşünüyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. İlker Başbuğ'un söylediği hiçbir şeyde suç unsuru yok. Hiçbir şeyde. Ve şunu da söylemek isterim ki mecliste yapılan yasaları herkes eleştirebilir, biz de eleştirebiliriz, milletvekilleri eleştirilebilir, siyasetçiler eleştirilebilir, ayım kararlarına göre onur kırıcı şekilde dahi eleştirilebilir. Siyasetçiler bunu kabul etmek zorundadırlar. Bunu anlamış değilim. Siyasetçilerin birbirleri hakkında suç duyurusunda bulunması, birbirlerine sizin söylediğiniz gibi demokrasinin kılıcı gibi hukuku silah olarak kullanılmasını asla anlamış değilim. Bu da demokratik olgunluğun olmadığı hiçbirisinde, bunların hiçbirisinde olmadığını da gösterdiğini düşünüyorum. Evet, şimdi aslına bakarsanız son derece önemli bir konuya geldik. Efendim biraz sonra... üçüncü bölümde İdlib'i konuşacağız. Şimdi bu olan şeylerin kanaatim bendeki uyandırdığı his İdlib'le son derece alakası var. Yani AKP tekrar bir büyük dönüş belki gerçekleştiriyor. Yani Ergenekon, balyoz, askeri casusluk ve benzeri hadiselerde, kumpas davalarında arkadaki aktörün mesela ABD'nin içindeki belli güçler, oradaki ne deniyordu o zaman, neokonlar değil mi, olduğu çok söylene gelirdi. Şimdi tam şu sıralarda AKP'nin tekrar bir ABD'ye doğru yanaşma manevralarına, adeta siz denizcilikteki bordalama faaliyetine benzeyen hareketlerini görüyoruz. O zaman acaba birdenbire Ergenekon, kumpas ve benzeri şeylerin yeniden moda olması AKP cenahında ve daha önemlisi bizzat yani FETÖ'cü ağzı diyebileceğimiz, o zamandan hatırladığımız işte Jacoben, Kemalizmi Jacobenlikle itham etmek, işte o da bir itham sayılırsa, askeri vesayet falan laflarını tekrar kirli raflardan çıkarıp ortaya servis etmek, acaba sadece İlker Başbuğ'un bazı insanları rahatsız etmesi, bazı gerçekleri söylemesiyle mi ilgili sadece, yoksa aynı zamanda bir büyük manevranın bir parçası mı? Biraz önce Mehmet Ali Gülder'in söyledikleri bana bunu düşündürdü. Sanki bir büyük manevra tekrar var, bir eskiye dönüş var. Ama bunun sonucu acaba Mehmet Ali Gülder'in tweetinde attığı gibi AKP için son derece yanlış bir hamle mi olacak? O da ayrı bir tartışma konusu, bilmiyorum, ne dersin? Başlayalım mı? Diğer bölümde mi tartışacağız? Var vaktimiz daha, tamam. Birkaç dakika olsun, hiçbir şey söylenebilir. Tamam. Yani sondan başlayayım ben, hani son soruda. Bir manevra var mı? Var. Fakat bu böyle bir köklü durum değişikliği yaratacak bir manevra değil. Başından itibaren AKP'nin dış politikasını neo-Abdülhamitçilik olarak tanımlıyorum. Neo-Abdülhamitçilikten kastım şu. AKP Rusya ile Suriye'de kendisine alan açıp bunu Amerika ile pazarlığında bir kart olarak kullanmaya, bu iki büyük gücü de Avrupa Birliği ile ilişkilerinde dengelemeye çalışıyor.
dikkat ederseniz Rusya ile Fırat'ın batısında, Amerika ile öbür tarafta ve tüm bunları yaparken de Avrupa Birliği'nin 3 önemli ülkesiyle de, gerçi biri çıkmış oldu ama bir dörtlü İstanbul zirvesi düzenleyen bir çizgi izliyor. Bununla da Neo Abdülhamit Çelik. Fakat durum şu ki 100 yıl önce, 120 yıl önce Abdülhamit buradan başarılı bir sonuç elde edememişken Erdoğan'ın Neo Abdülhamit Çelik'le başarı elde etme şansı hiç yok. Amerika ile ve Rusya ile birini birine dengeletmeye çalışarak götüreceğiniz siyaset gelecek bir yerde tıkanacak. Şimdi tıkandığı yerde İdlib oldu. Niye İdlib oldu? İdlib aslında bütün Suriye ile ilgili meselenin düğümü. Şundan bakın, İdlib ile ilgili biliyorsunuz bir Soçi mutabakatı imzaladı Türkiye Rusya ile. Neydi o Soçi mutabakatı? 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatı 10 maddelik. Orada 5. maddesi şunu söylüyordu. Terörist gruplar 15 Ekim'e kadar, bakın çok değil, 15 Ekim'e kadar, yani bir ay sonrasına kadar silahsızlandırılmış bölgeden çıkarılacak deniliyordu. 6. maddede de ağır silahlar 10 Ekim'e kadar çıkarılacak diyordu. 25 gün sonra yani. Şimdi buna baktığınızda 16 Ekim 2018'de artık Soçi mutabakatı zaten boşa düşmüş demek. Yani yerine getirilmemiş. Peki yerine getirilmediği halde AKP hükümeti bu 10 Ekim ve 15 Ekim'e kadar yapması gerekenleri yapmadığı halde bu Soçi mutabakatı niye hala yürürlükte oldu? Şundan, Rusya bu Soçi mutabakatını büyük sorun yaparak ya da İdlib'i tamamen bir kırmızı çizgi haline getirerek Türkiye'yi yeniden Amerika'nın yanına itmek istemiyordu. O yüzden zamana bıraktı. Dedi ki biz bunu zaman içerisinde nasıl olsa çözeriz. Bu bir. İki, peki Türkiye niye Soçi mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi? Çünkü Türkiye'de biliyor ki, AKP hükümeti de biliyor ki, İdlib'de eğer geri adım atarsa Afrin'de tutunamayacak. İdlib'i verirse Afrin'i vermek zorunda kalacak. Bu nedenle o da zamana oynamış oldu. Peki Amerika ne yaptı? Amerika da bütün bu süreç içerisinde pusuda bekledi. Bir kimyasal tezgah mı olur, şu mu olur, bu mu olur da ben buradan hareketle Astana platformunu sallarım ya da Türkiye ile Rusya arasında bir nifak oluştururum diye pusuda beklemiş oldum. Fakat gelinen noktada ortaya şu çıktı. Dedik ya, yani bunun gideceği, bu Neo Abdülhamit için gideceği bir yer var. Gidilecek yere gelinmiş oldu. Orada da Türkiye'nin Suriye İdlib konusundan sonra bir Karadeniz'de bu Kanal İstanbul ya da işte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Gürcistan NATO'ya üye yapılsın gibi açıklamaları Karadeniz'de Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. İki, Libya'da karşı karşıyayız. Hal böyle olduğu için İdlib meselesinde Moskova daha önce yaptığı gibi zaman zaman AKP hükümetiyle anlaşmazlıkları yoluna sokabilmek üzere yaptığı gibi Suriye ordusuna yeşil ışık yaptı ve operasyonlar yaptırdı. Fakat bu kez geçmiş operasyonlardan farklı olarak Erdoğan'ın ateşkes çağrısıyla daha önce 3 gün sonra devreye giren Putin'in bu kez girmediği gibi bir durum ortaya çıkmış oldu. Evet. Dolayısıyla İdlib meselesi önemli bir hale gelmiş oldu. Ama şimdi İdlib meselesinde başka bir şey daha var. Türk ordusunun oraya İdlib'e bir hayli yığınak yapması ve oradaki Suriye ordusunun ilerlemesi. Şimdi onu sayın seyirciler 3. bölümde konuşacağız. Tamam. Çünkü hakikaten Türkiye tarihinin belki en kritik noktalarından birine yaklaşıyoruz. En kritik noktaları, çünkü Türk askerlerinin orada etrafı çevrilmeye başladı. Suriye ordusu tarafından her an bir çatışma çıkabilir mi? Ne olacak? AKP yönetimi nasıl bir adım atacak? Acaba ülke bir savaşa mı sürüklenecek? Bütün bunlar dünya medyasında ciddi olarak tartışılıyor. Fakat Türkiye medyasında ne bu görüntüler, birazdan göstereceğimiz görüntüler, ne bu tartışmalar, ne bu konuşmalar asla yapılamıyor. Bunların hepsi gizleniyor. Dolayısıyla bunları konuşmak da bizim görevimiz, yorumlamak da öyle. Dolayısıyla bakın, Türkiye'de içeride önemli bir dönüşüm, bir manevra, bunun dışarıda belli bir ayağı da var. Ve tabii şimdi bir sonrasında da şunu konuşacağız.
AKP'nin içinde de eski sisteme dönelim tartışmaları başladı. Hiç değilse eski sisteme yaklaşalım, parlamento meselesine biraz daha kuvvet verelim gibi konuşmalar var. Daha önemlisi AKP'nin içinde ciddi bir veliaht kavgaları başladı. Şimdi bunu nereden bunu söylediğimize gelince bunları da teker teker anlatacağız. Son derece ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son derece ilginç gelişmeler teker teker örnekleriyle anlatacağız. Ama bizden ayrılmayın, 3. bölümde karşınızdayız.